Bu videoda Batı Avrupa tarihinin en önemli figürlerinden biri hakkında konuşacağız. Gaius Julius Caesar ya da bazı kaynaklara göre Jules Caesar. Onun hayatının resmi Roma Cumhuriyeti'nden Roma İmparatorluğuna geçişi işaret ettiğini göreceğiz. Ve resmi Roma Cumhuriyeti diyorum çünkü Julius Caesar'ın doğuşu sırasında bile yani M.Ö. 1. yüzyılın başında Roma Cumhuriyeti zaten bir imparatorluk gibi görünüyordu. Romalılar, Pön Savaşları sırasında Kartacalıların Afrika ve İspanya'da sahip olduğu her şeyi ele geçirmişlerdi. Ayrıca 3. Pön Savaşı'nın sonunda, M.Ö. 146 yılında bunlara ilaveten Yunanistan'ı da ele geçirdiler. Dolayısıyla farklı dile ve kültüre sahip, vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olmayan bu halkları ele geçiren herhangi bir devlet, çoğu tanımlamaya göre zaten imparatorluktur. Ancak Julius Caesar doğduğu zaman ve onun yaşamı boyunca Roma hala resmen cumhuriyetti. Bu durum aslında daha çok hükümet biçimini kastediyor. Yani çok güçlü bir senatosu olan, bir yıllık dönemler için seçilen konsülleri olan ve bir ölçüde kuvvetler ayrılarının uygulandığı bir yönetimden bahsediyoruz. Göreceğimiz gibi Julius Caesar'ın hayatı, özellikle de hayatının sonları, imparatorluğa geçişi işaret ediyor. Yani gücün çoğunu elinde tutan bir Roma imparatoru var. Şimdi hikayeye geçelim ve burada detaylı olarak anlatacağım karakterlerin önemli bir listesi olacak. Şimdi M.Ö. 60 yılında Julius Caesar hemen hemen 40 yaşında ve zaten Roma Cumhuriyetinde önemli bir kişi. Ailesi patricilerden oluşuyor. Daha sonra Caesar giderek yükselmiş ve karizmatik bir kişi ve milattan önce 60 yılında Roma'daki diğer iki önemli ve güçlü kişiye bir triumvirlik yani üçlü yönetim oluşturuyor. Bu yönetim daha sonra birinci triumvirlik olarak bilinir hale geliyor. Üçlü yönetimdeki kişilerden biri de Crassus. O dönemde Roma'nın en zengin adamı ve tüm Roma tarihindeki en zengin kişilerden biri olarak biliniyor. Gördüğünüz gibi Crassus, Julius Caesar'dan biraz daha yaşlı yani Julius Caesar'dan 10 yıl kadar önce doğmuş. Diğer kişi ise Julius Caesar'dan biraz daha yaşlı olan Pompey. Pompey de Roma Cumhuriyeti'nde önemli bir askeri figür, bir general. Ve bu birinci triumvirlik, resmi bir devlet yönetimi olmasa bile bu üç kişinin Roma Cumhuriyeti'ndeki ve Senato içindeki iktidarı ellerinde tutmalarını sağladı. Julius Caesar Patrice olsa bile yani soylu sınıfından olsa bile halkın iyiliğini düşünüyordu. Yani bazı kaynaklara göre popülistti. Tabii bu popülist terimi günümüzdeki popülist siyasetle aynı şey değil, unutmayın. Her neyse. Sezar ve arkadaşları halk için bir şeyler yapmak istiyorlardı. Mesela aristokraside gücü elinde tutmak isteyen muhafazakarlar karşısında toprakların yeniden dağıtılmasını istiyorlardı. Ve böylece bu birinci triumvirlik nüfusunu kullanarak Julius Caesar'ın Milattan önce 59 yılındaki konsül seçimlerine girmesini sağladı. Bu videonun başında bahsettiğimiz gibi iki adet konsül var. Diğeri Bibulus adında bir kişiydi. Ancak Julius Caesar bu pozisyondaki baskınlığını ortaya koydu. Çok güçlü bir konsül oldu ve tüm bu halk yanlısı reformların yerine getirilmesine çalıştı. Dolayısıyla senatoda halk yanlıları ve muhafazakarlar arasında çok fazla gerginlik oluşmaya başladı. Julius Caesar bir yıllık görev süresinin ardından prokonsül oldu. Bunu bir askeri vali olarak görebilirsiniz ve Galya sınırındaki bölgeler ona verildi. İşte burada Güney Fransa diyebileceğimiz bu bölgeler Gal kavimleriyle sınırı olan yerler. İtalya'daki Alp dağlarının yakınları diyebileceğimiz bu bölgeden bahsediyorum. Bunlar Sezar'a yönetmesi için verilen üç bölgeden ikisi ve Sezar askeri vali olarak ya da prokonsül olarak topraklarını Galya'ya doğru genişletmek ve Gal kavimlerini ele geçirmek için konumunu kullanıyor. Gal kavimleri son derece parçalanmış durumdalar ve pek çok kavim var. Hatta Plutarç 300 Gal kaviminden söz eder pek çok tarihçiye göre Romalılarla karşılaştırıldıklarında bunlar da askeri açıdan gayet gelişmişler. Ancak çok fazla bölünmeleri Julius Caesar'ın onlara saldırmalarına neden oluyor. Böylece valilik zamanında Caesar prokonsülken Galya savaşları meydana geliyor. İşte burada kırmızıyla gösterdiğim şey milattan önce 58'den 52'ye kadar süren savaşlar ve burada Alesia'da sona eriyor ve Julius Caesar'ın lejyonları savaşı kesin olarak kazanmayı başarıyorlar. Bu iş burada bitiyor ve Sezar tüm bu toprakları Roma'ya kazandırıyor. Şimdi tüm bunlar olurken M.Ö. 53'te işte tam burada 1. Triumvirlik'ten hatırlayacağınız Crassus burada. Doğuda Partlarla savaşıyor. Şimdi burası Part Pers İmparatorluğu. Partlar Seleukos İmparatorluğu'nun ya da Büyük İskender'in halefiydiler. O da Perslerin Ahameniş İmparatorluğu'nun halefiydi. İşte Krasus bu partlarla savaşırken öldürülüyor. Bu durum 1. Triumvirliği dağıtmış oluyor ve sonra Pompey taraf değiştiriyor. Tarafını değiştirerek muhafazakarların yanına geçiyor. Yani Julius Caesar'ın müttefiklerinden biri olmak yerine artık rakiplerinden biri haline geliyor. Diğer tarafta Julius Caesar gayet muzaffer bir hava ile güçlü Galya kavimlerini yenmeyi ve ele geçirmeyi başarmış. Plutarhos'a ya da başka kaynakların diliyle Plutark'a göre Julius Caesar'ın lejyonları 3 milyon Galyalı ile savaşmış. Bu sayıların abartılı olup olmadığını bilmiyorum. Yani gerçekten uzak olma ihtimalleri var. Ama devam edelim. Bunlardan 1 milyonu öldürülmüş ve 1 milyonu esir edilmiş. Yine 800 şehir yıkılarak 300 kavim harap edilmiş. Burada abartılar olabilir ki muhtemelen vardı. Fakat Galya'yı ele geçirdiğinde Julius Caesar'ın neler yaptığını bize gayet iyi anlatıyor. Yani Caesar hali hazırda son derece karizmatik bir figür. Zaten konsül ancak senatoda tartışmalı bir figür. Daha çok halkçı gibi davranmaya çalışıyor ancak senatoda birçok muhafazakar var. Birinci triumvirlik dağılınca Pompey taraf değiştirmişti ama o Galya'yı almayı başardı tahmin edersiniz ki bu zaferden sonra senatörler endişelenmeye başladılar. Bu adam eğer Roma'ya geri dönerse çok fazla güce sahip olabilir ve bizim yani muhafazakarların yapmasını istemediği şeyleri yapmak için elinde koz olacaktır diye düşündüler. Bu muhafazakârların istemediği şeylere örnek olarak toprakların yeniden dağıtılmasını düşünebilirsiniz. Böylece muhafazakârlar Milattan önce 50'de yani şu yuvarlak içine aldığım tarihte Sezar'a şöyle diyorlar. Artık pro konsül olma, ordunu dağıt ve Roma'ya geri dön. Julius Caesar kendi kendine düşünüyor ve diyor ki, bütün bu savaşları toprak kazanmalarını ben yaptım. Bu insanlar benden korkuyorlar. Eğer oraya unvanım ve ordum olmadan gidersem, kim bilir Roma'ya geri döndüğümde bana neler yaparlar? Ya ordularım olmadan geri dönerim ya da ordularımla dönerim. En nihayetinde ikincisini yapmaya karar veriyor. Ordularını alarak Rubikon nehrini geçiyor. Şimdi Rubikon'u geçmek bunu yazalım Rubikon'u geçmek çünkü bu ifade artık bir deyim haline aldı. Anlamı da artık geri dönülemeyecek bir noktaya gelmek demek. Hatta Rubikon'u geçerken Julius Caesar'a atfedilen ünlü bir laf vardır. Artık zarlar atıldı. Yani artık geriye dönüş yok ve bu gerçekten önemli bir şeydi çünkü bir vali generalin bir pro konsülün lejyonlarını yönettiği topraklardan çıkarması yasa dışıydı ve bu sadece herhangi önemsiz bir bölge değildi askerlerini İtalya yarımadasına götürüyordu yani Roma'ya götürüyordu kısacası bu çok 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 yasa dışıydı sonuçta senatörler bu durumdan pek hoşnut değillerdi ve şöyle dediler Pompey gidip eski müttefikin Julius Caesar'la yüzleşmek zorundasın Pompey Julius Caesar'ın yalnızca bir lejona sahip olduğunu bilmiyor ki bir lejonda yaklaşık 4-5 bin asker var. Eğer Julius Caesar Rubicon'u geçiyorsa kesinlikle elinin altında bir numara vardır diye düşünüyor. Biliyorsunuz zaten Galya'yı fethetti. Önemli bir askeri figür olarak kendini gösterdi. O yüzden Pompey şöyle diyor. Senatörler, ben onun Roma'ya gitmesini henüz engelleyemeyeceğim. Doğuya Yunanistan'a gideceğim ve orada ordularımızı yeniden güçlendireceğim. Böylece Roma'yı geri almaya hazır olduğumuzdan emin olacağım. Ve tabii senatörler bundan pek mutlu olmuyorlar. Birçoğu diyor ki, "Tamam, eğer sen gidiyorsan biz de seninle geliyoruz." Böylece Milattan Önce 49'da Julius Caesar Roma'yı almayı başarıyor. Ancak bu henüz burada bitmiyor. Çünkü az önce söylediğim gibi, Roma'nın iktidarı şimdi Yunanistan'a taşınmış oluyor. Yani güçlü senatörlerin birçoğu Pompey ve onun orduları şimdi Yunanistan'da. Pompey donanmanın önemli bölümünü de kontrolü altında tutuyor ve böylece Roma Cumhuriyeti'nde bir iç savaş patlak veriyor.